2020 yılı felaketler yılı olarak akıllarda kaldı. Bir an önce bitsin dedik çünkü başımıza gelmeyen kalmadı ve son anlarında kuraklık tehlikesine dikkat çekilmeye başlandı. Dolayısıyla uzmanlar 2021'de de kuraklık felaketinin yaşanabileceğinin altını çiziyor sevgili izleyiciler. İstanbul'da durum vahim. Yağmur azaldı. Yağış olmayınca da barajlardaki su seviyeleri de son 15 yılın en az oranına gelmiş oldu. Dolayısıyla bizim israfımız da var suyla ilgili elbette. Hepsini konuşacağız şimdi. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Doğanay Tolunay yayın konuğumuz. Hemen dönelim kendisine. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Aslı Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kuraklığa dikkat çekiyoruz hepimiz elbette. Sizler de bu konuyla ilgili özel araştırmalarınızı sürdürüyorsunuz. Peki bu kuraklık hemen mi ortaya çıktı? Neden biz şimdi bunu konuşur hale geldik? O kadar tehlikeli boyuta mı geldi? Neden kuraklık yaşıyoruz ve yanlış yaptığımız bir şeyler mi oldu? Ya da olduysa biz neyi yanlış yaptık? Öncelikli olarak 2020 yazı, hatta son 6 aydır sonbaharda dahil olmak üzere çok kurak geçti. Evet, bunu kabul edelim. Ama kuraklıkla su krizini, su sıkıntısını, su sorununu birbirine karıştırıyoruz. Biz suyumuzu çok iyi kullanmıyoruz, su kaynaklarımızı çok iyi kullanmıyoruz. Su tüketimimiz gittikçe artıyor ve nüfusun artmasına bağlı olarak, tarımda çok fazla su kullanmamıza bağlı olarak daha fazla suya ihtiyacımız var. Kuraklıklar da bu su stresini arttıran bir faktör. Sayılarla ifade edecek olursam, örneğin 2008 yılında tüm ülkede deniz suyu da dahil olmak üzere 45 milyar metreküp kadar su tüketirken 2016 sonunda bu rakam 60 milyar metreküpe çıktı. Yani yıllık ortalama her yıl 2 milyar metreküp daha fazla su kullanmaya başlamışız. Bunun büyük bir çoğunluğu tarımda, tarımsal sulamada, ülkede kullandığımız tüm suyun %70-71'ini tüketiyoruz. Ve vahşi sulama diyeceğimiz şekilde suyu bilinçsizce kullanıyoruz. İşte suyu tasarruf eden çeşitli sulama teknolojileri var. Damlama sulama gibi, bunları kullanmıyoruz. Bunlara ek olarak 8,5 milyar metreküp gibi çok yüksek miktarda bir suyu da örneğin termik santrallerde kullanıyoruz. Yani sanayide, termik santrallerde kullandığımız su miktarı da çok fazla ve suyu verimsiz kullanıyoruz. Artı bunlara ek olarak bir de iklim değişikliğinin etkileri de yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Zaman zaman böyle kurak yıllarla, önümüzdeki yıllarda da karşılaşacağız. 2020 yılında bazı şeyler üst üste geldi. Ne gibi durumlardı bunlar? İşte 2019 yılında İstanbul özelinde barajlarımız tam dolu dolmadı. 2020 yılına girerken baraj doluluk oranları %100 kapasiteye çıkmadı. Hatırlarsanız 2019 yılı sonunda da benzer şekilde İstanbul'da bir su krizinden bahsediyorduk. Evet. 2020 başındaki yağışlarla, bahar yağışlarıyla birlikte aşağı yukarı yaz aylarına %67 dolulukla girdi İstanbul barajları. %100 doluluğa ulaşmadı. Sonrasında da Mayıs'tan itibaren devam eden şiddetli yaz ve özellikle sonbahar kuraklığı ile birlikte üstüne bir de pandemiyle su tüketimi artınca ciddi olarak barajlarımızda su maalesef azaldı. Peki şimdi kış ortasındayız mesela, Ocak ayındayız. Mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor hava sıcaklığı da. Bugün de 14 derece mesela İstanbul'u sadece örnek verecek olursak. Dolayısıyla hava sıcaklığının elbette bir etkisi var. Tek etki o değil dediniz siz ve su kıtlığı ve kuraklığı da aslında ikiye ayırdınız. Ancak kuraklığı konuşacak olursak bir Ocak ayındaki yağış ki meteorolojik verilere de ben baktım. Meteoroloji editörlerinin derlediği haberlerde de Ocak ayında yağışla birlikte barajların %30 seviyesine kadar dolabileceği de söyleniyor. Ocak umudu var diyebilir miyiz acaba kuraklık için, özellikle İstanbul barajları için? Önümüzdeki birkaç gün içinde yağışlar bekliyoruz. Bu akşamdan itibaren İstanbul'da yağış bekleniyor. Ama uzun vadeli önümüzdeki 3 aylık modellemelere baktığımız zaman 3 ay içinde yine mevsim normallerinin altında yağış bekleniyor. Çeşitli model çalışmaları bunu söylüyor. Yine Ocak ayında gelecek yağışlarla barajlar bir miktar dolsa da bu tehlike bitmeyecek.
tehlike bitmeyecek. Çok daha kritik bir şey var. 2008 yılındaki kuraklığı hatırlarız. Çoğu büyük kentte İstanbul'da dahil olmak üzere işte bahçe sulanması, araç yıkanması, halı yıkanması gibi olaylar yasaklanmıştı, aktiviteler yasaklanmıştı. Onun en büyük nedeni 2 yıl üst üste kurak, işte 2007 yılında kuraktı. Şu anda o kadar uzun öngörüler yapamıyoruz ama 2021 yılı da kurak geçerse yine çok sorunlu, sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor diyebiliriz. Şimdi kuraklık konusu çok geniş bir konu. Sizin de aslında alanınıza girdiği için şu soruyu sormak isterim. Sadece insanları ilgilendiren bir durum değil, değil mi hocam? Biraz hep özellikle büyük kentleri düşündüğümüzde su sorununu tartışıyoruz, kuraklığı tartışıyoruz. İşte musluğu açtığımızda su gelecek mi, gelmeyecek mi, su kesintileri olacak mı diye baktığımızda hep insanlar açısından düşünüyoruz ama kuraklık deyince ki bu sonbahar, yaz aylarında çok da haberi yapıldı. Yine görüntülerde de geliyor. Kuraklıkla birlikte ve derelerden aşırı su çekilmesiyle birlikte derelerde su kalmıyor. Sulak alanlar ve göller kuruyabiliyor ve tabii burada yaşayan bir sürü de canlı var. Bunların bir kısmı suya bağımlı canlılar, balıklar gibi, bir kısmı su içmek için bu alanları kullanıyor. İşte kuşlar gibi ya da diğer canlılar gibi. Eğer kuraklık olursa bu hayvanlar da su canlıları özellikle tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bazı aktivitelerini yapamıyorlar. Örneğin çok biliriz, herkes aşağı yukarı rastlamıştır. İnci kefeli gibi bazı türler dereleri kullanarak yumurtlamak için başka yerlere göç ediyorlar. Bu göçler gerçekleşmeyebilir. Su kaynakları tamamen kurursa bundan yararlanan suya ihtiyacı olan hayvanlar başka yerlere göç etmek zorunda kalabilirler. Yani su sorunu ve kuraklık aslında sadece insanların değil, tüm ekosistemlerin, tüm canlıların sorunu. Hani suyu idareli kullanmak bir yana, ekosistemlerde de gerektiği kadar suyu bırakmak durumundayız. Biyolojik çeşitliliği ve ekosistemleri korumak adına. Evet, şimdi tabii bir anda da şunu konuşmak lazım. Kuraklığı yaşıyoruz, yaşamaya başladık. Tehlike çanları çalıyor. Siz uzmanlar uyarıyorsunuz. Bizler de halkı bilinçlendirmek adına bu yayınları yapıyoruz. Peki kuraklık bu şekilde devam ederse sonu ne olur? Yani kuraklığın sonucunda oluşabilecek tehlikeleri de konuşmak lazım. Bilelim, ona göre davranalım diye. Buyurun. Tabii yapılacakları da konuşacağız herhalde bir arada. Evet Neler evet tabii yapmak ki tabii ki. gerektiğini. Öncelikli olarak hani yine insanlar açısından yaklaşacak olursak içme suyunun ulaşılmaması durumunda, yeterince temiz suya ulaşım olmaması durumunda, özellikle bu pandemi koşullarında dikkate aldığımızda bizi bekleyen sorunlardan bir tanesi bazı hastalıklarda artışlar olabilir. Pandemide yeterince hijyeni sağlayamadığımız için yine tekrardan işte artık birinci dalganın devamı mı deriz, ikinci dalga mı deriz, bunlar da artışlar olabilir. Özellikle hemen yakın zamanda olmasa da uzun vadede iklim krizine bağlı olarak da işte kolera gibi, sıtma gibi bazı hastalıklarda da temiz su olmazsa, su kaynakları kirlenirse bu tür hastalıklarda da artışlar bekleniyor. Bunun haricinde işte tarımsal üretim azalabilir kuraklık azalırsa. Çünkü az önce de söylediğim gibi biz su kaynaklarımızın %70'ini tarımsal sulamada kullanıyoruz. Ve örneğin ilkbahar aylarında da kuraklık olursa, yeterince yağmur yağmazsa işte buğdayından diğer tarım ürünlerine kadar her şeyde zamanında çimlenme olmaz, bunlar yeterince büyümez, verim düşüklükleri olabilir. Bu da bir şekilde gıda üretiminin azalması, gıda fiyatlarının yükselmesi, ardından da işte çiftçilerin zor durumda kalması gibi olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. Böyle sadece hani kentlerdeki içme suyu sorunu olarak değil, birçok birbiriyle bağlantılı birçok sektörü ilgilendiriyor aslında. Örneğin hidroelektrik santraller var. Türkiye enerjisinin %70, %30'unu hidroelektrik santrallerden karşılıyor. Suyumuzun aşağı yukarı 18'ini sanayide kullanıyoruz. Yeterince su olmazsa örneğin elektrik üretiminde sıkıntılar yaşanabilir.
elektrik kesintileriyle karşılaşabiliriz. İşte termik santraller yeterince soğutma suyuna ulaşamazsa yine bunlarda sorun olabilir. Tekstil gibi sanayi yine suyun yoğun kullanıldığı sanayilerde de üretim düşebilir. Dolayısıyla hani sadece içme suyu odaklı değil, Bütün bütüncül olarak hayatımızı etkileyecek şekilde olacak. tabii, kesinlikle bütün hayatımızı hani az çok su hayatın ta kendisi gerekli olan yani yaşamın devamı için gerekli olan temel maddelerden birisi. Su olmazsa işte ekonomik sektörlerde, insan hayatta, insan sağlığı da ve doğadaki canlılar da çok olumsuzluk yaşayacak diyebilirim. Şimdi bir de İstanbul'a ayrı bir parantez açmak lazım. İstanbul şu anda işte barajlar konusunda son 15 yılın en düşük su seviyesinin olduğunu söyledik. Bununla birlikte nüfus giderek artıyor, azalmıyor. Nüfus arttıkça sizin dikkat çektiğiniz su kıtlığı da aslında kapıda. Dolayısıyla siz neler yapılabileceğini az önce sıraladınız ama bunlara ek olarak da ne yapılmalı ya da ne oldu da İstanbul'da durum bu hale geldi? Şimdi İstanbul aslında baktığımızda tarihin tüm zamanlarında su sorunu yaşayan bir şehir. Daha Romalılar zamanında ıslancalardan su yoluyla kemerler ya da çeşitli borularla ıslancalardan İstanbul'a su getirilmiş. Tarihi Roma su yolu var. Onun haricinde işte yine İstanbul'da yaşayanlar bilir. Sarnıçlar var, yere batan sarnıcı gibi Bizanslılar zamanında yapılan kemerler, Osmanlılar zamanında yapılan kemerler var. İstanbul tarihin her zamanı su sorunu yaşamış çünkü çok büyük nehirleri yok yani su kaynakları yok. Buna rağmen özellikle 70'li yıllardan sonra İstanbul'un nüfusu çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Çarpık kentleşme meydana geldi ve bu çarpık kentleşme yavaş yavaş su havzalarının içine yapılmaya başlandı. Örneğin Küçükçekmece Gölü bir zamanlar içme suyu havzasıydı. Ama 80'li yıllarda içme suyu havzası kullanılırken Küçükçekmece Gölü kaçak yapılaşma, kontrolsüz kentleşme, sanayileşme ile birlikte suyu kirlendi ve artık onu kullanamıyoruz. Nüfus işte şu anda 16 milyonları buldu. Nüfus arttıkça kişi başına günlük su tüketimi de artıyor. Ek olarak çeşitli mega projelerle ki burada işte İstanbul havaalanını yapılacak gündemde olan Kanal İstanbul gibi projelerle de yavaş yavaş su havzalarımızı daraltıyoruz. İstanbul Havaalanı örneğin Terkos Gölü'nün havzasının küçülmesine yani su toplama havzasının küçülmesine neden oldu. Kanal İstanbul yapılırsa yine Terkos Gölü'nün su toplama havzası biraz daha da daralacak. Ve çok önemli bir baraj olan yaklaşık 500 bin kişinin bir yıllık su ihtiyacını karşılayan Sazlıdere Barajı tamamen yok olacak. Kaldı ki Sazlıdere Barajı aynı zamanda ıslancalardan İstanbul'a aktarılan suyun depolandığı bir barajımız. Yani su toplamasa bile bir depolama görevi de görüyor. Dolayısıyla özetle İstanbul'un çok hızlı bir şekilde gelişmesi, nüfusunun hızlı bir şekilde artması, su havzalarının giderek küçülmesi, çarpık kentleşme, mega projelerle baskı altında tutulması, kentsel planlamanın yeterince yapılmaması ve kentin havzalarında, su havzalarındaki yerleşmenin önlenememesiyle su kirliliği sorunlarının yaşanmasıyla birlikte İstanbul'un su tüketimi giderek arttı, su ihtiyacı giderek arttı. Yüzlerce kilometreden, Melen'den, ıslancalardan su getiriyoruz. Kaldı ki bu suya orada yaşayan insanların hatta oradaki canlıların da ihtiyacı var ve şu anda çözüm olarak da İstanbul'a Melen Barajı yapılarak oradan su aktarmayı planlıyoruz ve bu olursa da 2040 yılına kadar İstanbul'un su ihtiyacı kalmayacağı söyleniyor ama örneğin yine İstanbul'un nüfusunu arttırmaya devam edersek bugünkü nüfusa 10 milyon kadar bir nüfus eklenirse yani İstanbul'un nüfusu 26 milyona çıkarsa ve günlük su tüketimi bugün kişi başına İstanbul'da bir kişi 189-190 litre su tüketiyor. Bunun 250 litrelere çıkması durumunda iklim krizinin de %20'ler civarında su
su kaynaklarını daraltacağını düşündüğümüzde Melen Barajı bile 25-30 yıl sonra İstanbul'un su ihtiyacını karşılamaya yetmeyecektir. Onun haricinde diğer bütün büyük kentlerimizde ve İstanbul'da maalesef şebeke hatlarımız çok eski, çok önemli miktarda su kayıplarımız oluyor. Barajlardan musluğumuza kadar gelene kadar suyu kaybediyoruz. Örneğin bu İstanbul'da o az önce söylediğim kişi başı günlük su tüketimi 189 litre demiştim. Bunun 42 litresi bizim musluğumuza su gelene kadar borulardan kaçak olarak toprağa sızıyor. Kabaca %22'si ve bu su miktarını düşündüğümüzde Ömerli Barajı ki İstanbul ili sınırları içindeki en büyük su toplama havzası, bu Ömerli Barajı'nın bir yılda depolamış olduğu suyun tamamını biz İstanbul'da suyu dağıtırken kaybediyoruz. Dolayısıyla bunun bu tür şebeke kayıplarının da giderilmesi lazım. Eğer bunları yapmazsak, yani Melen Barajı da yapmak ya da İstanbul'a Düzce'den, Melen'den, Trakya'dan sular getirmek değil, diğer işte daha uzaktaki nehirlerden de su getirsek, İstanbul'u böyle kontrolsüzce büyütmeye devam edersek, nüfusunun artışını dengeleyemezsek ve suyu hoyratça kullanmaya devam edersek, hiçbir önlem İstanbul'un su sorununun kökünden halledilmesini sağlamayacaktır. O nedenle hani yapılması gerekenler de buradan çıkıyor. Mutlaka İstanbul'un nüfusunun bu seviyelerin üstüne çıkmaması yönünde adımlar atılması gerekiyor planlama açısından. Çünkü zaten İstanbul Çevre Düzeni Planı vardır. İstanbul'un kentsel yönetiminin anayasası diyebilirim. Orada da ekolojik eşik olarak, nüfus eşiği olarak İstanbul nüfusunun 16 milyonu geçmemesi önerilmiştir. Ama şu andaki gelecekteki projeksiyonlara baktığımız zaman Kanal İstanbul çevresine yapılacak yerleşimlerle birlikte İstanbul'un çok yakın zamanda 20 milyonun üzerine nüfusu çıkabilir. Bu da su ihtiyacını arttıracaktır. Evet, şimdi tabii bir taraftan da ne yapılması gerektiğini siz hep anlattınız ama belki eksik kalmıştır. Çünkü hakikaten çok önemli bir konu. Hepimizin bu konuyla ilgili çalışmaları da olmalı bireysel olarak da. Yine sizin yaptığınız bir röportajda Çanakkale örneği var. Siz bu konuya değinmişsiniz. Dilerseniz son olarak da buna değinelim. Son bir dakikam yalnız hocam. Buyurun. Hemen özetleyeyim. Yani bu son günlerde bu sorun yaşandıktan sonra işte günlük olarak su kesintileri yapalım, işte bahçe sulaması gibi aktiviteleri kısıtlayalım gibi öneriler geliyor. Bunu sadece su sorunu olduğu zaman değil, su tasarrufu kavramını bizim hayatımızın her alanında her zaman yapmamız lazım. Hatta su varken suyu tasarruf etmemiz lazım ki o kullanmadığımız suyu bir sonraki yıla aktaralım. O yüzden de şu anda yapılabilecek su kesintisi insanların suyu depolamaya yöneltebileceği için evlerinde belki de çok daha fazla su tüketimini arttırabilecektir. Onun yerine söylemeyi unuttuğum, su hasadı yapmamız gerekiyor. Suları, kirli suları temizleyerek en azından kullanma suyu olarak kullanmamız gerekiyor. Su hasadı ile birlikte yer altında bu suları depolayacak şekilde çeşitli yöntemler mevcut. Dünyada uygulanıyor. Dolayısıyla bireyden başlayarak yukarıya kadar, bakanlıklara, hükümete kadar yapılacak çok adım var. Ama en önemlilerinden bir tanesi de suya sadece su olarak bakmak yetmez. Tamamen bir arazi planlanmasıdır. İçinde ormancılık vardır, madencilik vardır, enerji vardır, tarım sektörü vardır. Bütüncül bir arazi planlaması ve yönetim planlaması gerekiyor deyip burada noktalayayım. Peki, çok teşekkür ederim.